Yeniden merhaba. Lütfen kanalıma abone olunuz. Yorum ve önerilerinizi bana bildiriniz. Beğeniyorsanız da lütfen like'a basınız ki daha çok kişiye erişelim. Daha çok inovasyon profesyoneli, nasıl inovasyon yöneticisi, mesleki yeterlilik belgesi alırlar bunu öğrenmiş olsunlar. Bugün sizlerle inovasyon yöneticisi dediğimiz o görevleri icra eden kişilerin sıkça kullandığı terimler, tanımlar nelerdir ve bu tanımların uluslararası referans dokümanlardaki karşılığı nedir ve bunlarla ilgili bilgi vermek istiyorum efendim. Kimiz ve ne yapıyoruz? Bunu niçin çekiyorum? Kısaca hemen bunun da özetini sizlerle paylaşarak ilerlemek istiyorum. Türkiye inovasyon yönetimi alanında gönüllü olarak faaliyet gösteren aynı komite üyeleri olarak sizler Türkiye Odalar Borsalar Birliği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi ile böyle bir çalışmaya başladık. Yani diyoruz ki ülkemizde bilgi, beceri ve yetkinlikleri sertifikayla tanımlanmış, belgelenmiş kişilerin ülkemizdeki nadde kuruluşlarda görev alabilmesi için bir mesleki yeterliliğinin tanımı ve bununla ilgili sertifikasyon sürecini başlatalım dedik. Ülkemizde bu anlamda Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun kanuna göre akredite olmuş 83 kuruluş var yeterlilik sertifikasyonu veren. Türkiye Odalar Borsalar Birliği ise bunların içerisinde 65 meslekte belgelendirme yapan bir kuruluş. Bizler de inovasyon yöneticisi müdürü unvanıyla mesleklerini icra eden kişileri bu anlamda sertifikasyon sürecini TOBB'nin liderliğinde gerçekleştireceğiz. Sizlere yakında bu konuyla ilgili çok sayıda bilgi ve haber ulaşacaktır. O yüzden bizi izlemeye devam edin. Gelişmeleri hakkında da lütfen takipte kalın diye rica ediyorum. Bunu gerçekleştirmek istememizin sebebi neydi? İnovasyon yönetimi alanında faaliyet gösteren inovasyon profesyonelleri sadece ünvan kullanan kişiler değildi. Onlar bir bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren bir mesleği icra ediyorlardı ve bu mesleği, bu konudaki bilgi ve becerilerini kanıtlamaları gerekiyordu ki böylece hem onlar rahat kendilerine kariyer basamaklarında yol bulabilsinler hem de işverenler daha nitelikli kişilere erişme şansına erişsinler. Amacımız buydu ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için inovasyonu kurumsal bir şekilde yönetmek gerektiğini MTC 139 gönüllü üyeleri olarak Türkiye İnovasyon Yönetimi aynı komite üyeleri olarak ısrarla ve kararlılıkla söylemeye devam ettik ve edeceğiz. Ülkemizde inovasyon uygulama becerisi yetkinlik sahibi kişiler tarafından hayata geçirilmelidir. O yüzden bu çalışmaları yapıyoruz. Sebebi de hem işverenin hem ülkemizin rekabet gücünü arttıracak ve zaman ve para kaybını da böylece engellemiş olacak niyetimiz ile bu çalışmalara başladık. Dünyada ILO dediğimiz Uluslararası Meslek Organizasyonu bu anlamda bir mesleklerin bir sınıflandırma sisteminde bir yeri var. Referans dokümanı içerisinde inovasyon yönetimi alanında faaliyet göstermek 2421 numaralı yönetim ve organizasyon analizleri kapsamı altında yer alıyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu da bu uluslararası referans dokümanına baz olarak meslekleri yayınlıyor. Ülkemizde çok değişik konularda meslek standartları yayınlanmış ve sertifikasyon süreçleri yapılıyor. Bunu da neden biz de inovasyon yöneticisi alanında böyle bir meslek standartına erişmek istiyoruz, böyle bir yeterlilik belgesi peşindeyiz diye açıklamak istediğim için bunu söylüyorum. Mesela bunları Google'larsanız bulabilirsiniz. Organizasyonel gelişim uzmanı konusunda bir yeterlilik konusu var. KOBİ danışmanı ne demektir? Ki KOSGEB desteklerinden faydalanmak için KOBİ danışmanlığını zorunlu hale getiriyor. Mesela proje yöneticisi olarak bir mesleki yeterlilik sertifikası alabilirsiniz. Teknoloji transferi uzmanı dediğimiz bir meslek için bir yeterlilik belgesi var. İnsan kaynakları yöneticisi ne demek? Bununla ilgili bir mesleki yeterlilik belgesi var. Organizasyonel gelişim uzmanı söylemiştim. Yönetim danışmanı bir mesleki yeterlilik gerektiriyor. Koç denilen bir mesleki yeterlilik belgesi var. Ben çok o konuda çok ikna olmasam bile değişik seviyelerde işte kariyer koçu var, yaşam koçu var, spor koçu var. Yüreklendiren kişiler. Bunlar da bir meslek olarak tanımlanmış. Bunda bir yeterlilik sertifikasyon süreci var. Ve son zamanlardaki çok dünyanın da gündeminde olan sürdürülebilirlik konusuyla ilgili bir de sürdürülebilirlik uzmanı yeterlilik sertifikasyon süreci var. Biz de tabii bu sürecin içerisinde neden inovasyon yöneticisinin de bir yeterlilik sertifikasyonu yok dedik ve mesleki yeterlilik kurumuna bu anlamda girişimlerde bulunduk. Bir kişinin ben inovasyon yöneticisiyim dediği zaman beraberinde bir sürü terim ve tanımları getirmiş oluyor. Onları da kapsamış oluyor. Bu terim ve tanımlar birazdan sizlere detaylı olarak bahsedeceğim. Uluslararası referans dokümanlarda Oslo kılavuzuyla başlayan, şimdi de ISO 56000 serisiyle devam eden bu referans dokümanlarda artık bir lisan birliğine kavuştu ve tanımlandı. Biz de inovasyon yöneticisi de bu terimleri kullandığı için o uluslararası referans dokümanlardaki tanımları bu mesleki yeterliliğin içerisine aldık. Genellikle karıştırılan bir şey var. Buluşla karıştırılıyor. İşte bir buluş sahibi kendisini inovasyon yöneticisi olarak ilan edebilir mi? Hayır, ama buluşları kullanır. Başka buluş sahiplerinin buluşlarıyla da yenilikle değer katar. Toplumsal ihtiyaçları çözer diyoruz. Buluş nedir? Yeni bir unsurdur. Daha önce var olmayan demektir buluş. Fikri varlık terimini çok kullanır. Fikri varlık nedir? Maddi olmayan yaratım, bir bilgi değeri olan kaynak. Yani bir maddi varlık, bir arsa, bir ev, bir araba gibi değildir. Fikir üretimiyle elde edilmiş, işte bu kitaptır, müziktir veya teknolojik bir buluştur. Bunun bir değeri vardır. Buna fikri varlık denir. Peki fikri mülkiyet nedir? Kanunla korumaya alınır bu fikri varlıklar. Buluşlar, bilimsel keşifler, edebi eserler, bilimsel ve sanatsal çalışmalar, semboller, tasarımlar, ticari isimler, görüntüler, endüstriyel tasarımlar, bir kısım performanslar, kayıtlar, yayınlar. İşte mesela bu YouTube kanalı içerisindeki benim sizlerle paylaştığım bu bilgilerinde bir fikri mülkiyeti söz konusu. Dolayısıyla bunların kanuni koruma hakları vardır. Burada inovasyon yöneticisi de bu fikri mülkiyet terimini bilir ve bu fikri mülkiyete saygı duyarak ilerler. O yüzden bunu da tanımlama ihtiyacı hissediyoruz. Peki fikri mülkiyet hakları dediğimiz zaman kanunen korumaya alınmış bu fikri mülkiyetle ilgili yasal haklardan bahsediyoruz. Bu telif hakkıdır, ticari haktır, coğrafi işaret hakkıdır. Bunların hepsi patent hakkıdır. Bunların hepsi bir fikri mülkiyet hakkı kavramında gündeme gelir inovasyon yöneticisinde. Çünkü zaman zaman, her zaman demiyorum, zaman zamanlarla fikri hakkı sahip buluşlarla o yenilikle toplumsal değeri yaratır. Bu bir ticari bir değer olabilir, bir sosyal bir değer olabilir. Peki bütün bunlarla inovasyon dediğimiz zaman ne söylemek istiyoruz? İnovasyon yine uluslararası referans dokümanlar eşliğinde bu tanımı sizlerle paylaşıyorum. Değeri gerçekleştiren, yani bir sosyal değer veya bir ticari değeri muhakkak gerçekleşmiş olması lazım. Yani buluşun var olmuş olması, o yeniliğin var olmuş olması yeterli değil. Yeni veya değiştirilmiş unsura biz inovasyon diyoruz. Yani bir şeye inovasyon diyebilmek için yenilik, değerin gerçekleşme şartını arıyoruz. Yenilik ve değer ilgili tarafların algısına bağlıdır. İlgili taraflar tarafından belirlenir. İnovasyon bir ürün olabilir, hizmet olabilir, süreç olabilir, bir iş modeli olabilir, bir yöntem olabilir ve inovasyon bir sonuçtur ve inovasyonun bu değeri gerçekleştirmeyi amaçlayan bir dizi faaliyet ve süreçleri de ifade eder. Efendim, şimdi bu konuları, özellikle inovasyon konusunu biraz daha açmak istiyorum. Bunun için de sizlerle bu inovasyon değer katanlar kitabım geçen sene yayınlandı. Uluslararası referans dokümanlar eşliğinde 2014 yılından bu yana gerçekleştirdiğim 56.000 serisi yayınlanan 5 standardın konularını kapsayan ve sizlere rehber olabilecek, kendinize sürdürülebilir kurumsal bir inovasyon yönetimi nasıl sunacağınızı ilişkin adım adım detaylı bilgiler veren bu kitabımı biraz bu konuları detaylandırmak istiyorum. Özellikle de tekrar belirtmek istiyorum. Bu kitabımın fikri haklarını Bilim Kızı projemize bağışladım. Dolayısıyla bilimkızı.org'u da ziyaret ederseniz bu kitabı alarak hem inovasyonu yöneterek kuruluşumuza ve ülkemize değer nasıl katacaksınız bunu öğrenmiş olacaksınız. Hem de Bilim Kızları projesine katkı sağlamış olacaksınız. Bunu da ifade etmeden geçmek istemiyorum. Dolayısıyla geldiğimiz bu noktada yine bu kitaptan aldığım görseli de kullanarak inovasyon sadece Ar-Ge ve Ür-Ge değildir. Sadece iyileştirme, geliştirme, buluş ve yaratıcılık çalışması değildir ve sadece teknolojik bir uygulama değildir. Peki inovasyon nedir? Bu konuyla ilgili de sistemde standardın 56.020-20 standardının detaylı anlatımını ve sizlerle birazdan paylaşacağım, özet paylaşacağım, inovasyon terimleriyle ilgili açıklamalar da yapacağım konuları anlattığım dersimde yayında onlara da alabilirsiniz. İnovasyon, finansal veya sosyal değerin gerçekleştiği veya yeniden dağıtıldığı, paylaştırıldığı yeni veya değiştirilmiş unsurdur. Sadece ürün inovasyonu yoktur. Hizmet inovasyonu yapabilirsiniz. Süreç inovasyonu yapabilirsiniz. Model inovasyon, iş modeli inovasyonu yapabilirsiniz. Temlerle inovasyon yapabilirsiniz. Bu sizin inovasyonunuzun hedef kitlenizde değer bulabilmesi için ilgili tarafın algısı önemlidir. Değeri gerçekleştirmeyi önemli kılan ifade edilen veya edilmeyen ihtiyaçların karşılanmasıdır. O halde bir yerde bir ihtiyaç varsa orada bir inovasyon fırsatı var demektir. Ve siz o inovasyon fırsatını bir değere dönüştürüp hedef kitlenize onun problemini çözerek bir değer katabilirsiniz ve böylece de inovasyonu gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Yine bu dersimde uzun uzun tartıştığım bir başka konu daha var. Araştırma ve inovasyon farkı nedir? Araştırma, sistematik, teorik, deneysel bilgi üretim çalışmasıdır ve araştırmada zorunlu olmamakla beraber farklı bölümlerden sistematik bilgiler alabilirsiniz. Ama inovasyon için araştırma zorunlu değildir. Teknoloji transferiyle de inovasyon gerçekleştirebilirsiniz. Buluş ve inovasyon farkı nedir? Buluş sadece yeni olmakla sınırlandırılmıştır. Siz buluşunuz için fikri haklar elde edebilirsiniz. Fikri hakların mülkiyetiyle o buluşunuzu koruyabilirsiniz. Ama toplumdaki problemi çözmek için bunu bir hedef kitlenize yaygınlaştırmıyorsanız, bir sosyal fayda üretmiyorsanız, bir ticari fayda üretmiyorsanız bu inovasyon değildir. O halde her buluş inovasyonla sonuçlanmaz. Evrimleşebilir ama inovasyonla sonuçlanmaz. Her inovasyonda buluş gerektirmez efendim. Bazen yanlışlıkla kongrelerde bile inovasyon yaratıcılıktır deniliyor. Halbuki efendim yaratıcılık bir yetenektir. yeni fikrin, çözümün ortaya çıkma yeteneğidir. İnovasyon faaliyetlerinin, o yeniliği değere dönüştürme sürecinin bir parçasıdır ve yaratıcılığı kullanarak biz sonuç üretiriz. O yüzden ben bu terminolojiye de yine uluslararası referans dokümanları eşliğinde kabul edin. Yine çok karıştırılan bir başka bir şey var. Ar-Ge'nin geliştirmesi, iyileştirme çalışmaları inovasyonla karşılaştırılıyor ve sadece Ar-Ge bölümlerinin bir sorumluluğu olarak kabul ediliyor. Halbuki biz yine bu ISO 56000'de buna da açıklık getiriyoruz. Diyoruz ki iyileştirme ve inovasyon arasındaki fark şudur. İyileştirme mevcut bir ürününüzün, mevcut bir hizmetinizin, mevcut bir sürecinizin mevcut yaklaşımlarla, bilinen yöntemlerle performansını artırmak için yaptığınız çalışmadır diyoruz. Halbuki inovasyonda yenilik şartı vardır. Bunlardan birinin yeni olması gerekmektedir. Bunu sakın unutmayın. Peki geliştirme ve inovasyon nedir? Bunlar arasında ne fark vardır? Geliştirme ise mevcut bilgiyi kullanarak var olan veya yeni bir ürünü geliştirmek isteyebilirsiniz. Burada performans olabilir, ürünün özellikleri olabilir. Geliştirme çalışmalarınız, süreçler bir inovasyonla sonuçlanabilir. Ancak siz geliştirmeyi yine mevcut ürününüz üzerinde, mevcut hizmetinizin üzerinde, mevcut teknolojiyle, mevcut yöntemlerle yapıyorsanız bu inovasyon değildir, sadece geliştirmedir. Yani yapay zekayı bir mevcut bir teknolojidir. Kendi ürününüzün üzerine uyguluyorsanız bu geliştirmedir. Ama bu geliştirmeyi siz toplumsal bir sorunu çözmek için ürününüzde yeni pazarlara sürüyorsanız işte o inovasyondur diyoruz. Böylece iyileştirme ve geliştirmeden inovasyonun farkını şöyle ifade ediyorum. Varlığın veya teknolojinin, varlık derken ürün veya hizmet üzerinde çalıştığınız şey, teknolojinin, kullandığınız teknolojinin veya kullandığınız yöntemin en az biri yeni olmak zorundadır. Bir şeye inovasyon diyebilmeniz için iyileştirme ve geliştirme çalışmalarından riski çok daha yüksektir. Çünkü toplumsal karşılığını bilemezsiniz. Mevcut ürününüzün pazarını bilirsiniz, riskiniz düşüktür ama yeni bir ürünün pazarını tahmin edemezsiniz. Bazen kabul görür, bazen kabul görmez. İnovasyon çıktısı eğer bir ürün ise fikri haklar alabilirsiniz. Evet, Ar-Ge ve inovasyon projelerinin de birbirinden farkı vardır. Ar-Ge projeleri devlet desteklerinin de gerektirdiği gibi fikri hakları korunabilecek net tanımlı projelerdir. Halbuki inovasyon projeleri bu kadar net tanımlanamaz. Ticaretleşme tarihi net tanımlanamaz. Kullanabileceğiniz kaynaklar tanımlanamaz. Gelir beklentisini, fizibilitesini net tanımlayamazsınız. İşbirliklerini net tanımlayamazsınız. Sürekli şimdi ecail denilen çevik yöntemlerle hedef kitlenizdeki bulduğu karşılığı test ederek ilerlemek zorundasınız. Bazen ürününüzde ciddi değişiklikler yapmanız lazım. Pazara sunum şekillerini de ciddi değişiklikler yapmanız lazım. Dolayısıyla inovasyon projesi, Ar-Ge projesinden farklıdır. İnovasyon projesi dolayısıyla yönetiminde daha akıllıca ve risk ve fırsatları değerlendirerek yönetmeniz gerekmektedir diyoruz. Peki inovasyon yöneticisinin kullandığı başka terimler nelerdir? Bunların tanımları nelerdir? İnovasyon faaliyeti ne yapar? Ne demek inovasyon faaliyeti? İnovasyon çalışmalarıyla değer üretmek için yenilik yaptığı çalışmalarla ilgili yaptığı faaliyetlere diyoruz. Planlanmış veya planlanmamış olabilir bir Ar-Ge faaliyetinden farklı olarak. Doğrudan ve dolaylı olarak inovasyonu etkiler. Her inovasyon faaliyeti inovasyon ile sonuçlanmaz. Yani değer gerçekleşmez. İnovasyon girişimi diye bir terimimiz var. Bir inovasyon yöneticisinin. İnovasyonu amaçlayan koordineli faaliyetler dizisi diyoruz buna. Ne demek inovasyonu amaçlayan? Bir fikir yönetim sisteminden çıkan bir fikrin değer üretmesi için bir dizi faaliyet üretebilirsiniz. Veya bir fuarda bir müşterinizin talep ettiği, ihtiyacına karşılık gelen talebi üzerine kurduğunuz bir dizi faaliyet üretebilirsiniz. Veya bir mevzuat değişikliğiyle beraber ki sürdürülebilirlik ve yeşil mutabakat bunlardan biri. Doğayı, çevreyi korumak için bir dizi yenilik faaliyeti gerçekleştirebilirsiniz. Veya üst düzey yöneticinizin, patronunuzun bu konuda böyle bir yeni ürün, yeni bir pazara gireceğim talebiyle başlayan bir dizi yenilik faaliyeti gerçekleştirebilirsiniz. Bunların hepsi birer inovasyon girişimidir. Her birinin süreçleri, geçtiği süreçler birbirinden farklıdır. Bunların tanımlanması gereklidir diyoruz. İnovasyon portföyü dediğimiz bir terim var. Bu ne demektir? Bu inovasyon girişimi diye tanımladığım, sizin inovasyon faaliyetlerinizi başlatan bir dizi, bu girişimi bir arada grupladığınız zaman biz buna inovasyon portföyü diyoruz. Yani işte şöyle mesela portföy yaptığımızı düşünelim. Bir yenilikçi ürün bazında o ürün portföyü oluşturabilirsiniz veya bir pazara girme bazında bir portföy oluşturabilirsiniz veya bir süreci iyileştirme konusunda bir portföy oluşturabilirsiniz. Biz de bunları, o portföyleri beraber yöneterek inovasyon yöneticisi ne yapar? İnovasyon sonuçlarına, hedeflerine, kuruluşun stratejik hedef sonuçlarına ulaşmak için bir dizi faaliyet gerçekleştirir. Dolayısıyla inovasyon portföyünü de önemsiyoruz. İnovasyon sistemi diye bir terimimiz var. İnovasyon yönetimi ile ilgili sistemden bahsetmiş oluyoruz. Bir terimimiz daha var. İnovasyon süreci. Bu da bu inovasyon girişimleri diye az önce bahsettiğim birbirinden farklı bir konuyla başlayan, işte bir fikir yönetim sistemiyle, bir mevzuat değişimiyle, bir müşteri talebiyle gibi birbirinden farklı konularla başlayan bir dizi faaliyetin hangi adımlardan geçerek inovasyon ile değerin gerçekleştirilebileceğine ilişkin bu süreci tanımlamaktan bahsediyorum. Yani sadece fikir ürettim ve bir tane prototip üretimle bitmiyor. Bunun üretilmesi, pazara sunulması ve pazarda kâra geçmesine kadar ki o süreç, bunun üretim, pazarlama, satış, dağıtım, satın alma gibi o bir düzü süreci kapsayan şeyden bahsediyorum. İnovasyon süreci dediğimiz zaman ki inovasyon yöneticisi bütün bu süreç içerisinde bu yenilikçi ürünün veya hizmetin değer kazanabilmesi için adım adım faaliyetler yürütür ve bu faaliyetler boyunca da fikri haklarını korumak adına sorumluluk alır ki onları sizlerle paylaşacağım. Yine inovasyon yöneticisi terimleri içerisinde önemli ve sorumluluklar içerisinde önemli bir konumuz var. İnovasyon stratejisi. İnovasyon stratejisi bir teknoloji yol haritasıyla karıştırılıyor. Ar-Ge merkezlerinde yapılan. Halbuki kuruluşun iş stratejisi ile tutarlı, bunun vizyonu ile ilişkili bir inovasyon amaçlarını belirlemek için hazırlanan ve kaynaklarını değerlendirerek neleri yaparak nasıl ulaşacağına ilişkin, kimlerin sorumlu olduğu, ne zaman tanımlanacağı, nasıl ölçüleceğini anlatan bir kapsamlı bir dokümandan bahsediyoruz. İnovasyon stratejisi dediğimiz zaman inovasyon yönetimi, inovasyon ile ilgili sergilenen yönetim faaliyeti, inovasyon yönetim sistemi, bu adım adım bu yönetim sistemi birbirini tamamlayan genel ve bütünleşik yönetim sisteminin bir parçası olan bir sistemden bahsedebiliyoruz. Patentlenebilir buluş dediğimiz zaman yürürlükteki yasa kapsamında patent korumasında olan buluş demek istiyoruz. Sistem birbirleriyle ilişkili öğeler kümesi, süreç birbirleriyle ilişkili etkileşimli faaliyetler kümesi, yönetim yönlendirmek, kontrol etmek için koordineli faaliyetler, yönetim sistemi de stratejiler ve amaçların belirlenerek bunların gerçekleştirmesi, kontrol edilmesi ve sonunda performansın değerlendirmesine kadar geçen süreçlerden bahsediyoruz. Böylece inovasyon yöneticisinin iş tanımlarına girmeden önce, görevlerini, sorumluluklarını anlamadan önce inovasyon yöneticisinin kullandığı terimleri, tanımları sizlerle paylaşmış oldum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.